Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle bir etkinlik yapacağız. Ama bu etkinlik birazcık farklı bir etkinlik olacak. Malzemelerimiz yumurta, salatalık, zeytin, domates, maydanoz, tabak, tava, çatal, kase. Bunlarla ne yapacağız? Bakın, buradaki etkinliği yapacağız. Biz kahvaltıda bu etkinliği yapıp leziz bir şekilde afiyetle yiyin, olur mu? Hadi etkinliğimize geçelim. Evet. Malzemelerimiz domates, salatalık, maydanoz. Sizlere otu veya farklı bir şey de kullanabilirsiniz çocuklar. Zeytin ve 2 adet yumurta. Hadi bakalım, başlayalım. Evet, 2 tane yumurtayı kırıp biraz tuz koyup çırpıyoruz çocuklar. Çırptığımız yumurtayı ısıttığımız koyuyoruz. Evet, çırpmazsak eğer tam istediğimiz kıvamda bir yumurta olmaz. Evet, omletimiz hazır. 2 yumurtayı kırıp çırparak yuvarlak bir omlet pişirdik çocuklar. Bu omlet bizim omlet çocuğumuzun kafası olacak. Kafamıza 2 tane göz, 1 tane burun, 1 tane ağız, 2 tane kulak ve saçlar gerekli. Haydi malzemelerimizle eksikleri tamamlayalım. Evet, gözlerimizi yapmak için 2 tane salatalık alıyoruz. Aldık. Göz bebeklerini yapıyoruz zeytinle. Çocuklarım zeytini çok sever. 1 tane burun yapıyoruz. Burnumuz koku almak için de, değil mi? Evet. Bu omletin 1 tane ağzı olması lazım, değil mi? Nerede? Domatesden yapalım mı? Haydi. Domatesden aldım. Gülen bir omlet yapmak istiyorum ben. Bakın, gülen bir omlet oldu. Eğer ki gülen omlet yapmak istemiyorsam bunu böyle ters çevirip üzgün bir omlet de yapabilirim. Ama ben mutlu bir omlet yapmak istiyorum. O yüzden gülen yüz yapacağım. Evet, kulaklarımız eksik. Haydi 2 tane domatesle kulaklarımızı tamamlayalım. 2 tane domates alıyoruz. Yanlara koyuyoruz. Kulaklarımız hazır. Aa, bunun saçları yok. Buna saç eklememiz lazım. Nasıl saç ekleyeceğiz? Maydanozlarla eklemeye ne dersiniz? Bence güzel bir fikir. Haydi maydanozlarla güzelce saçlarını oluşturalım. Yoğunluğunu ne kadar istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ben çok az bir saç istiyorum. O yüzden çok fazla yapmayacağım. Siz erkek bir omlet istiyorsanız az bir saç, kız bir omlet istiyorsanız daha çok bir saç yapabilirsiniz. İsterseniz topa koyabilirsiniz. İsterseniz papyon koyabilirsiniz. İsteriz. Sizin isteğinizde kalmış çocuklar. Omletinizi nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde değiştirebilirsiniz. Hadi bakalım, kahvaltıda güzel bir omlet yapalım ve afiyetle yiyelim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.